ülke genelindeki salça fabrikaları için üretim yapan çiftçilerin Temmuz sonunda başladıkları hasatta sona yaklaşıldı. Bursa da o illerden biri. Türkiye'nin salçalık domates üretiminin %45'inin yapıldığı Karacabey Ovası'nda bu yıl 1,3 milyon tonluk üretim bekleniyor. Karacabey Ziraat Odası Meclis Başkan Vekili İsmail Şender'e 200 bin dekarda hasat yapıldığını belirtti. Yaklaşık 200 bin dönüm arazide üretim yapmaktayız. Salçalık domates olarak Mustafa Kemal Paşa ve Karacabey üreticileri olarak %45'in neredeyse yarısını salça ihtiyacını karşılıyor. Elin kanlı çünkü abi demir kapı bundan. Ne özlemi hasret suçu doğasında varsa. Yoksulun merhameti. 1 numara 3 numara 3 Uzaklara gidelim arabamla. İstersen konuşayım babamla. Uzaklara gidelim. Susurluk Nehri, Ulubat Deresi ve Nilüfer Irmağı'nın birleşmesiyle oluşan 38 kilometre uzunluğundaki Kocaçay, Karacabey Boğazı'nda Marmara Denizi'ne dökülüyor. Kocaçay'ın oluşturduğu Kocaçay Deltası'nda ise küçük göllerin, bataklıkların, kumulların ve longoz ormanlarının yer aldığı bir ekosistem yaşıyor. Deniz dalgalarının ve akarsuyun oluşturduğu kum seti, nehrin bir kısmının denize dökülmesini engelleyip suyun karaya yayılmasını sağlayarak Karacabey longozunu oluşturuyor. Su basar orman olarak da tanımlanan Karacabey longozu, bitki ve kuş çeşitliliği açısından çok zengin bir habitata sahip. Doğal yapısı korunan, Bursa'nın bir mücevheri gibi göz kamaştıran Karacabey longoz ormanları, huzur veren ortamıyla ziyaretçilerini bekliyor. Bir şey sorabilir miyim? 5 şey sor. Tamam, Bağdat'a nasıl gidebilirim? Bağdat'a mı? Evet. Bilmem. Ben de sorabilir miyim? Tabii sorabilirsiniz. Bayanlarda 2 tane, ineklerde 4 tane. Ne peki? Meme. Yok ya. Evet. Bacak, bacak. Aklınız her o tarafa gidiyor ya. Nasıl bir şey yaşandı ya şu anda bizim aramızda? Bugün TİGEM'e bağlı at yetiştirme ve ıslah çalışmalarının yapılmakta olduğu işletmelerin eski isimleri Hara, hatta Çifrikat-ı Hümayun'du. Osmanlı Devleti'nin daha ilk yıllarında kuruldu Çifrikat-ı Hümayun'lar. Amaç, ordu ve sarayın iaşe ihtiyacını karşılamak ve at yetiştirmekti. Çünkü Osmanlı ordusu için tıpkı Orta Asya Türklerinde olduğu gibi atın vazgeçilmez bir önemi vardı. At, Osmanlı'yı zaferden zafere taşıyordu. Bu yüzden de son derece değerliydi. Ancak tarih kitapları gösteriyor ki, atlar sadece ordu için değil, eşraf ve halk tarafından da önemsenirdi. Avrupa'daysa aynı dönemlerde henüz haralar yoktu ve Avrupalıların pek çoğu at yetiştiriciliğinden habersizdi. Atı ıslah etmek ve yetiştirmek konusunda titiz davranan Osmanlı İmparatorluğu konuyu öylesine önemsiyordu ki ülkenin farklı yerlerinde 3,5-4 milyon dekarı bulan bir arazi varlığı bu konuya ayrılmıştı. Örneğin Osmanlı Devleti'nin ilk at yetiştiriciliği merkezlerinden biri olan Karacabey İşletmesi, 1300 yıllarında kayınpeder Köse Mihal tarafından kızı Holifera yani Nilüfer Hatun'un drahoması olarak Orhan Gazi'ye verilmişti. Orhan Gazi, "Biz özge bir devletiz. Benim malım devletin malıdır." diyerek bu araziyi devlete bağışlamış ve burada Osmanlı ordusunun at ve keçi ihtiyacını karşılamak üzere Çifrikat-ı Hümayun'u adı altında hara kurulmuştur.